Hocam bende makat sarkması sorunu var. Çevremden işittim, bir muayeneye de gittim. Orada da söylediler. Genç bir erkeğim, işte 30 yaşlarında, henüz evlenmedim, evlenmeyi düşünüyorum. Burada makat sarkması ameliyatı olursam bunun benim erkekliğimi etkileyebileceği, çocuğum olmayabileceğini söylediler. Bunun doğrusu nedir? Hakikaten böyle bir şey olabilir mi? Şimdi öncelikle makat sarkması ağırlıklı olarak kronik kabızlık, fazla miktarda akınma yapılması, makatta bir anismus aşırı bir kasılma olup ona bağlı çok fazla ıkınılması, solitar rektel ülser dediğimiz makatın içinde bir ülser olması gibi pek çok sebeplerden dolayı hazırlayıcı faktörleri olabilir. Şayet makat sarkması varsa öncelikle bazı detaylı tetkikleri yaparız. Bunun içinde manometri dediğimiz işte kas ölçümü, MR defekografi dediğimiz ışıklama MR'ı, kolonoskopi dediğimiz kamerayla kalın bağırsağın görüntülenmesi, işte transit zamanı dediğimiz işte bağırsağın geçiş sürelerinin ölçülmesi vesaire gibi bazı özel tetkiklerimiz vardır. Bunları yaptıktan sonra hastada şayet ameliyat yönünde karar alırsak, ameliyat başlıca iki metotla yapılır. Birinci metot karın boşluğundan laparoskopik ameliyatla yapılan, ikinci metot da makat deliği içinden yapılan ameliyatlardır. Karın boşluğundan ağırlıklı olarak makattan komple dışarı çıkan bağırsak durumunda yaparız. Ama gizli makat sarkmalarında veya makattan az miktar dışarı çıkan durumlarda bunu rahatlıkla makat yoluyla tamir edebilmekteyiz. Karın boşluğundan laparoskopik yapılan yöntemde biz kalın bağırsağı kalça kemiğinden serbestleştirip ve o şekilde yukarıya bir mesh adını verdiğimiz yama diyebiliriz ona rahatlıkla. Bir yama ile kalça kemiğine bunu tespit etmekteyiz. Bu sırada tabi bağırsağı serbestleştirirken orada onun bazı sinirleri hasar görebilmekte. Bu sinirler hasar gördüğü takdirde özellikle erkeğin temas anında boşalmasını sağlayacak sinirler etkilenebilir. Böylelikle boşalma erkekte dışarıya değil de geriye doğru, içeriye doğru retrograd ejakülasyon dediğimiz geriye doğru boşalma olabilir. İşte bu da onun doğurganlığını etkileyebilir. Ancak makat yoluyla yapılan ameliyatta böyle bir risk yoktur. Çünkü makat yoluyla yapılan da hiçbir şekilde sinirler ellenmez. Sinirlere herhangi bir dokunma, işte hasar, işte efendim değme olmaz. Olmadığı için de makat yoluyla olan ameliyatta bu risk yoktur. Aynı şekilde kadın hastalarda da kadınlık organı yani vajinaya olan temastan dolayı bağırsakla yani rektum dediğimiz bağırsağın son kısmıyla kadınlık organı yani vajina arasında bir delik oluşabilir o serbestleştirme esnasında. Biz buna rektovajinal fistül diyoruz. Kadının kadınlık organından gaz gelebilir, dışkı gelebilir. Bu iki belirtiyle kendini gösterir. Bu nedenle laparoskopik ameliyatlar tabii ki deneyimli meslektaşlarımız tarafından yapıldığı takdirde bu riskler çok ama çok minimum olup yani sıfıra yaklaşabilmektedir. Ama makat yoluyla yapılanlarda ise bu risk yoktur. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıkları tedavisiyle uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.